Bir şey söyleyeyim. Bilim insanlarının yıllardır dokunulmaz dediği bir fizik sırrının kimsenin fark etmediği bir deneyle sessizce aşılmış olabileceğini düşündüğünde ne hissedersin? Üstelik aynı hafta Google'ın yapay zekayı dünyadan çıkarıp uzaya taşıma kararı alması sanki bu kırılmanın gölgesinde kalmış gibi. Ve daha ilginci şu. Kuantum işlemcilerin çalışmasını imkansız hale getiren o aşırı soğutma yükünün uzayda zaten hazır durumda bulunması, bütün bu parçalar bir araya geldiğinde nasıl bir resim oluşturuyor zihninde? Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün seni modern teknolojinin en gizli kapılarından birinin ardına götüreceğim. Öyle bir konu ki tüm dünya basınını tek tek taradığımda ortak bir şey gördüm. Herkes bunun küçük bir adım gibi sunulduğunu söylüyor. Ama detaylara indiğinde bunun aslında gelecekteki bilgisayar mimarisini, enerji altyapılarını, yapay zekanın sınırlarını ve hatta füzyon reaktörlerinin kaderini değiştirecek kadar büyük bir kırılma olduğu anlaşılıyor. Tam da bu yüzden anlatacağım her kısmı zihninde kolay canlanan benzetmelerle ama aynı zamanda mühendislik seviyesindeki teknik doğrulukla aktaracağım. Çünkü kuantum dediğimiz bu dünya uzaktan bakınca sisli bir orman gibi görünse de içine girdiğinde aslında çok net kuralları olan bir gökyüzü gibidir. Ve biz bugün o gökyüzünde yeni bir yıldızın yandığı ana bakıyoruz. Şu zamanlamanın kendisine bir bak. Princeton Üniversitesi'nin fizik ekibi kuantum bilgisayarların yıllardır çözülemeyen temel engeline sessizce bir gedik açıyor. Koherans süresi, yani bir kübitin taşıdığı hassas dalga bilgisini bozulmadan koruyabildiği o kritik zaman penceresi. Bu süreyi 5 kat uzatmaları laboratuvar içi bir başarıdan çok öte. Kuantum işlemcilerin gerçek dünyada güvenilir çalışmasını mümkün kılacak eşiğin ilk kez teknik olarak aşılması anlamına geliyor. Tam da Princeton Üniversitesi'nin bu bulgusu ortaya çıkmışken birkaç gün sonra Google bu yapay zeka eğitimini uzaya taşıyacağını duyuruyor. Birbiriyle ilgisiz gibi görünen bu iki gelişmenin aynı hafta gelmesi aslında tek bir temel sorunu işaret ediyor. Soğutma. Buradaki mesele sıcaklığın kendisi değil, maddenin içindeki atom titreşimleri. Bir atomun yanındaki başka bir atomu hafifçe titrettiğinde bile kübitin taşıdığı dalga bilgisi bozulabiliyor ve bu bozulma dekoherans deniyor. Bu nedenle kuantum cihazları neredeyse mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda tutuluyor. Mutlak sıfır -273.15 santigrat derece. Laboratuvardaki kuantum sistemleri ise yaklaşık -268 santigrat derece civarında çalışıyor. Peki uzayın kendisi? Ortalama yaklaşık -270 santigrat derece. Yani dev bir soğutma altyapısına gerek duymadan doğal bir kriyojenik ortam sağlıyor. Google'ın bu tercihi bir spekülasyon değil. Mühendislik belgelerinde de görüldüğü gibi ortak kanı çok net. Soğutma bu teknolojinin en pahalı ve en karmaşık aşaması. Ve işte tabloyu tamamen değiştiren esas kırılma Princeton ekibinin elde ettiği bu sonuçta yatıyor. Önce temel bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Kuantum bilgisayarların kalbinde kübit var. Klasik bilgisayarlardaki bit yalnızca iki kesin halden birini temsil eder. Ya birdir ya sıfır. Kübit ise tamamen farklı davranıyor. Aynı anda hem bire hem sıfıra karşılık gelen bir olasılık dalgasını taşıyor. Bunu şöyle düşün. Bir madeni parayı havaya attığında yazımı turam olduğu belli değildir. Ama havadayken iki durumun olasılığı da aynı anda vardır. Kübit tam olarak bu havada olma halidir ve bu duruma süper pozisyon denir. Kritik olan şu, kübit bu hassas durumu çok kısa bir süre koruyabilir. Princeton ekibi bu süreyi 0,3 milisaniyeden 1,68 milisaniyeye çıkarmayı başardı. 5 katlık bu artış Physical Review Letters'da aynen bu şekilde yer alıyor. Bu ilerleme küçük bir sayıdan ibaret değil. Kuantum hesaplamada ard arda açılan kapıların oluşturduğu hata zincirinin kırılmadan ilerleyebilmesi için hayati bir eşik. Princeton'ın bu başarısı Google, IBM, Azure Quantum ve Origin Quantum'ı takip ettiği tüm mimari planları doğrudan etkiliyor. Çünkü daha uzun süren süperpozisyon
hata düzeltme katmanlarının yükünü azaltıyor ve kuantum işlemcilerin pratik kullanıma çok daha yakın bir noktaya geldiğini gösteriyor. Buradan sonra resim daha da ilginçleşiyor. Kuantum çiplerin derinlerine baktığında asıl farkı yaratan şeyin yalnızca hangi metal kullanıldığı değil, o metalin atom ölçeğinde nasıl davrandığı olduğunu görüyorsun. Princeton ekibinin bulduğu gerçek yıllardır gölgede kalan temel sorunu işaret ediyor. Malzemenin yüzeyinde oluşan mikroskobik enerji kayıpları. Bu kayıplar kübitin taşımaya çalıştığı dalga bilgisini tıpkı bir sarkacın itiş gücünü söndüren sürtünme gibi zayıflatıyor. Saf gözle bakınca fark edilmeyen bu kaybı azaltmak için en büyük dönüşüm silikon tabanlı yapıya geçişte ortaya çıktı. Silikon yüksek dirençli bir bariyer gibi davranarak enerji akışının tasarlanan yolun dışına kaçmasını engelliyor. Bunu şöyle düşün, kıyıları çökmüş bir nehir suyu yanlara dağılırken hız kaybeder ama kıyıları sağlam bir nehir tek yönde güçlü bir akış sağlar. Silikonun yaptığı da aynı. Akımı kendi yatağında tutmak. Bu kontrol kübitin titreşimini kararlı hale getiriyor ve süper pozisyonun ömrünü doğal biçimde uzatıyor. Tantalyum seçilmesinin temel nedeni yüzeyinde oluşan oksit tabakasının diğer metallere kıyasla çok daha düzgün ve kararlı bir yapı oluşturmasıydı. Bu tabakayı zemini kusursuz biçimde cilalanmış bir pist gibi düşünebilirsin. Akım bu yüzeyde ilerlerken enerjisini kaybetmiyor, titreşimlere takılmıyor. Tantalyumun atom ölçeğindeki bu düzeni mikrodalga rezonanslarının da temiz kalmasını sağlıyor. Böylece kübitin taşıdığı dalga bilgisi çevredeki rastgele titreşimlerden etkilenmeden salınımını sürdürebiliyor. Bu kararlılık süperpozisyonun yani kübitin aynı anda birden fazla durumu taşıdığı o hassas halin çok daha uzun süre bozulmadan kalmasına imkan veriyor. Safirde ortaya çıkan istenmeyen titreşimlerin aksine silikon taban ile tantalyumun birleşimi akımın enerjisini tek bir düzgün yola kilitliyor, sağa sola dağılmasına izin vermiyor. Bu sayede kübitin taşıdığı hassas bilgi çok daha uzun süre bozulmadan kalıyor. Bu yüzden sistem içindeki enerji akışı hem kontrollü hem de kayıpsız bir yapıya kavuşuyor. Bu tabloyu anlamanın en net yolu hata oranı kavramına bakmak. Kuantum hesaplamada açılan her kapı çok küçük de olsa bir hata olasılığı taşır ve bu olasılık işlem zincirinde adım adım birikir. Arka arkaya 20-30 işlem yaptığını düşün. Her adımda oluşan minik bir sapma zincirin sonunda sonucu tamamen başka bir yere sürükleyebilir. Bu nedenle kübitin o hassas hali ne kadar uzun süre korunursa hesaplamanın doğruluğu da o kadar yüksek olur. Kuantum bilgisayarların gerçek gücü klasik makinelerin aylarca uğraştığı hesapları dakikalara sıkıştırabilmesinden geliyor. Çünkü klasik bilgisayarlar her seçeneği tek tek denerken kuantum işlemci aynı anda birçok olasılığı değerlendirebiliyor. Özellikle de bir füzyon reaktöründeki plazmanın davranışını tahmin etmek gibi sürekli değişen ve inanılmaz karmaşık hesaplamalarda. Klasik makinelerde bu hesaplar bazen haftalar sürüyor çünkü plazma adeta canlıymış gibi her saniye şekil değiştiriyor. Kuantum işlemciler ise tüm bu değişimi olasılık dalgaları üzerinden paralel olarak çözdüğü için hız bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Princeton ekibinin geliştirdiği mimariyi bu kadar kritik yapan şey de bu. Kübitlerin ömrü kısa olduğunda bu teorik güç pratikte hiçbir işe yaramıyordu. Zincir kopuyor, işlem çöküyor, hesaplama baştan bozuluyordu. Şimdi ise kübitlerin kararlılığı belirgin şekilde arttığı için yıllardır sadece teoride var olan bu güç ilk kez gerçek bir araca dönüşmeye başladı. Bu gelişme enerji üretiminden ilaç tasarımına, malzeme mühendisliğinden optimizasyona kadar onlarca kritik alan için yepyeni bir kapı açıyor. Üstelik hikaye burada bitmiyor. Kuantum donanımları artık klasik makinelerle birlikte çalışan hibrit sistemlere doğru ilerliyor. Büyük matris çarpımları gibi bazı ağır matematiksel işlemler var ki bunlar kuantum algoritmaları için çok uygun. Bu nedenle gelecekte büyük yapay zeka modelleri klasik donanımla eğitilirken matematiksel yükü en ağır bölümler kuantuma devredilecek. Bu yaklaşım hem eğitim sürelerini kısaltacak hem de enerji tüketimini ciddi şekilde düşürecek. Dahası ilişki tek yönlü değil.
kuantumun yapay zekayı hızlandırması beklenirken yapay zeka da kuantum donanımını geliştirmeye başladı. Aslında kuantum çiplerinin yüzeyinde oluşan enerji kayıpları öyle sıradan bir sorun değil. Atom ölçeğinde düzensizliklerden ve malzemenin kendi iç yapısından doğuyor. Bu kusurları klasik yöntemlerle tespit etmek neredeyse imkansız. Çünkü yüzey pürüzü dediğimiz şey bildiğin mikroskobik bir dağ silsilesi gibi. Ama gözle değil, fiziksel modellerle rezonans analizleriyle ortaya çıkıyor. İşte tam burada machine learning devreye giriyor. Yapay zeka çipten gelen rezonans verilerini işliyor, malzemenin nerede enerji sızdırdığını matematiksel bir haritaya dönüştürüyor. Yani mühendisler artık tahmin yürütmüyor. Enerjinin tam hangi noktadan kaçtığını net şekilde görüyor. Bu hem tasarım sürecini çok hızlandırıyor hem de yeni kuantum mimarisinin kararlılığını dramatik şekilde arttırıyor. İki alanın bu şekilde birleşmesi önümüzdeki yıllarda bambaşka bir teknoloji mimarisinin doğacağını gösteren en güçlü işaretlerden biri haline geldi. Kuantum teknolojisinin ekonomik etkisi artık tahmin düzeyinden çıkıp gerçek bir dönüşüme dönüşüyor. Çünkü kısa ömürlü kübitler yüzünden yıllardır laboratuvar sınırlarında sıkışan bu donanımlar ilk kez ticari ölçekte çalışabilir hale geliyor. Süperpozisyon süresi uzadıkça her cihazın test döngüsü kısalıyor, hata yönetimi sadeleşiyor ve donanımın güvenirliği yükseliyor. Bu da üretim maliyetlerini aşağı çekip kuantum işlemcileri geniş pazarlara açan bir çarpan etkisi yaratıyor. Yakın bir gelecekte bulut servislerinde kiralanabilir kuantum çekirdekleri görmemiz bu yüzden çok olası. Maliyetler düştükçe sadece dev şirketler değil, orta ölçekli işletmeler bile kendi optimizasyonlarını, malzeme analizlerini veya simülasyonlarını kuantum tabanlı sistemlere taşıyabilecek. Tablonun daha ilginç tarafı uzayın bu mimariye getirdiği doğal avantaj. Yörünge yalnızca -270 dereceye yakın düşük sıcaklığıyla değil, aynı zamanda vakum ortamı sayesinde mekanik titreşimleri neredeyse tamamen ortadan kaldırmasıyla kuantum donanımları için kusursuz bir çalışma alanı sunuyor. Dünyada bu koşulları sağlamak için kurulan kriyojenik tesisler milyonlarca dolarlık altyapı gerektirirken uzay bunu doğrudan sağlıyor. Eğer kuantum sistemleri yörüngede çalışan veri istasyonlarına yerleştirilmeye başlanırsa hem enerji maliyetleri çarpıcı biçimde düşecek hem de cihazların kullanım ömrü belirgin şekilde uzayacak. Bu da dünyadaki veri merkezlerine göre çok daha verimli bir hesaplama yapısı demek. Muhtemelen birkaç yıl içinde yapay zeka eğitimlerinin büyük kısmının dünyanın üzerinde sessizce dolaşan soğuk platformlarda yapıldığını göreceğiz. Büyük resme baktığımızda bu ilerlemenin tek bir ülkeye ait başarı olmadığını ABD, Çin, Avrupa, Japonya ve Kore arasında süren küresel bir rekabetin yeni safhası olduğunu görüyoruz. Fakat yarışın yönünü belirleyen şey ülkelerin büyüklüğü değil, araştırmacıların bulduğu malzeme tabanlı yenilikler. Çünkü bir malzemenin atomik kararlılığındaki küçük bir iyileşme bile dev bir ekonominin gidişatını değiştirebiliyor. Kuantumun özü tam olarak bu. En küçük ayrıntıların en büyük sonuçları doğurması. Ve tüm bu gelişmeler bize şunu çok net gösteriyor. Yıllardır tartışılan kuantum bilgisayarlar gerçek hayatta işe yarayacak mı sorusu artık yerini hangi alanı önce dönüştürecek sorusuna bırakmış durumda. Princeton'ın ortaya koyduğu mimari bu değişimin en güçlü göstergelerinden biri. Çünkü konu sadece mühendislik değil, aynı zamanda günlük hayatın altyapısını da içinde barındıran dev bir hikaye. İnsanlar bu yüzden gelişmelerin yalnızca sonuçlarını değil, arka plandaki yapıyı da görmek istiyor. Bu yeni mimarinin oluşturduğu tabloya doğru yerinden baktığında karmaşıklık kayboluyor ve geriye netleşen bir gelecek kalıyor. Tüm bu tabloya yukarıdan baktığında artık çok net görülen bir şey var. Kuantum teknolojisi yıllardır beklenen o eşiği sessizce geçti ve bundan sonra karşımıza çıkacak değişim laboratuvar haberleriyle sınırlı bir gündem değil. Doğrudan günlük hayatı etkileyen bir dönüşüm olacak. İşte bu yüzden burada anlattığım her konu geleceğin ne tarafa doğru ilerlediğini anlamak için kritik birer işaret taşı haline geliyor. Hızlı Şarj'da amacım tam da bu. Karmaşık görünen teknolojilerin perde arkasını açıp anlaşılır, sağlam, net bir çerçeveye oturtmak. Eğer bu videodaki analizler hoşuna gittiyse
abone olarak bu yolculukta benimle birlikte devam edebilirsin. Bildirimleri açarsan yeni videolar geldiğinde kaçırmamış olursun. Yorumlarda fikirlerini görmek gerçekten çok değerli. Çünkü burası tek yönlü bir yayın değil, karşılıklı merakla büyüyen bir topluluk. Bugün kuantum mimarisindeki büyük kırılmayı konuştuk. Yarın hangi teknolojinin eşiğini konuşacağımızı birlikte göreceğiz. Ben Hüseyin Kızıloğlu. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.